Antalya'da 20 yıla yakın zamandır inşaat işiyle uğraşan ve mesleğinden bıkan girişimci, İranlı orta ile 100 bin dolarlık ejder meyvesi olarak bilinen pitaya üretimine girdi. 25 yıllığına kiraladığı kapalı alana 5 farklı ülkede 9 bin fidan getirten girişimci adam, hasat zamanını dört gözle bekliyor. pH'ı, güneşi, suyu, rutubet, toprakın rutubeti. Antalya'da yaşayan 54 yaşındaki 3 çocuk babası Ramazan Delibaş, 20 yıl önce memleketi Erzurum'dan inşaat işine girmek üzere Antalya'ya taşındı. Antalya'da 20 yıl boyunca inşaat sektöründe çalışan ve bir süre sonra mesleğinden bunalan Demirbaş, Antalya'da örtü altı üretim yetiştiriciliğinin merkezi Aksu ilçesinde 7000 metrekare bir alan kiraladı. Delibaş yanına İranlı iki çocuk babası Ali Rıza Hüseyin'i de ortak alarak ejder meyvesi üretimine başladı. Değişik ne iş yapabiliriz dedik. Antalya iklimine uyum sağlamış, adaptasyon geçirmiş bir bitki olarak pitaya, diğer adı pitaya, Türkiye'de ejder meyvesi dediğimiz bu meyveyi yetiştirmeye karar verdik. Şu anda 7000 metrekare bir alan, kapalı alanda 9000 fidan diktik. Bu 9000 fidan bir yıl sonra meyve vermeye başlayacak. Allah izin verirse 6. 7. ayda çiçek açmaya başlayıp 8. 9. aydan sonra kesintisiz 25 sene bu fidanlar bize meyve verecek. Dondurma imalatı, salata ve ilaç sanayisinde de kullanılan, ağırlığı 300 gramdan 1 kilograma kadar çıkabilen tropikal meyveyi dışarıya da ihraç etmeyi düşünüyor.